Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü sunumumuzu geçen senekinden, geçen seferkinden biraz daha farklı ilerlemek istedik. Geçen sefer sunumumuzda yapı kabuğunu anlatmışken, bu sefer yapı kabuğun içerisindeki birazcık daha spesifik olan giydirme cepheler kısmını biraz daha ayrıntısına girmek istiyoruz. Tabii giydirme cepheler kısmına tam başlamadan önce yapı kabuğunu da birazcık da yüzeysel olarak tariflemek, tanımlamak gerekiyor. Yapı kabuğu nedir? Aslında ilk başta soracağım soru bu. Bu yapı kabuğunu bir binanın kabuğu veya bir zarf, bir yapı içindeki iç alanları, çevredeki dış alanlardan ayıran tüm bileşenleri içerir. Yani aslında bir nevi kabuk, duvar, pencere, kapı, çatı ve temeller dahil olmak üzere birçok farklı özellikten oluşabilir. Tabii bu yapı kabuğunu oluşturan bazı cephe malzemeleri var, kaplama malzemeleri var. Bu cephe kaplama malzemelerinin de aynı zamanda teknik özelliklerin olması gerekiyor. Bu teknik özellikler de atmosferin kimyasal etkilerine dayanıklı, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden bozulmamalı bu tür kabuklar, sıcaklık farkıyla oluşabilecek genleşme ve daralmalar dolayı zarar gelmemeli, yağış sularında bozulmamalı ve suyu içeriye almamalı, havalandırma özelliği olmalı, kolay tamir edilebilir olmalı, rüzgar yüküne karşı dirençli ve rüzgar geçirimsiz olmalıdır. Özetle her türlü iklim koşuluna karşı kullanacağımız kaplama malzemelerinin dayanıklı olması gerekiyor. Uygulama yönünden dış cephe kaplamaları aslında şu anda günümüzde 5'e ayrılıyor. Bunlar çoğunlukla kullanılan sıva ve boyalar. İkincisi kaplama malzemeleri, fakat bunlar yapıştırarak kullanılan kaplama malzemeleri. Üçüncüsü yine bir kaplama malzemeleri var, fakat bunlar bir konstrüksiyon yardımıyla duvara bağlanan sistemler. Dördüncüsü prefabrik sistemler. Beşincisi de alüminyum giydirme cephe sistemleri. Tabii bu alüminyum giydirme cephe sistemleri son 20-25 yıldır daha fazla gördüğümüz, daha fazla karşılaştığımız sistemler, özellikle ofis binalarında, kule binalarında çok fazla alüminyum giydirme cepheleri kullanıyoruz. Hatta konutların bazı bölgelerinde, özellikle merdiven kovalarında bu giydirme cephelerini kullanıyoruz. Peki giydirme cephelerin asıl bileşenleri olan alüminyum ve cephe nedir? Alüminyum nedir? Yani neden biz alüminyumu kullanıyoruz ki bu kadar gündemimizde aslında alüminyum? Şundan dolayı alüminyum gümüşü bir renge sahip, yumuşak bir malzeme, hafif ve sünekli. Kesinlikle korozyona uğramıyor, kıvılcım çıkartmıyor. İnsan sağlığı açısından en az zararlı bir madde. Bunun teknik özelliklerine gelecek olursak, biraz önce dediğim gibi hafif bir malzeme. Kesit ölçüsü ve hacmi aynı olan bir çelik malzeme ağırlığından 3'te 2'si kadar daha hafif. Çok önemli. Yani aynı Bilal aslında... Bey, kusura bakmayın bölüyorum da slaytlarınız geçer mi, yoksa bende mi takılma var? Nerede Herkes kaldık bir şu söylüyorsa. anda? Yani ben de ikinci sayfada takılmış durumda şu an. Şey, İnternetten de kaynaklı sunumdan olabilir. çıktık Herkes bir mı? söylüyorsa. Bir saniye, ben sunumdan Şimdi. çıkayım. Şu anda görebiliyor musunuz? Yapı kabuğu nedir? İlk slide. Evet, şu an dört, aynen, yapı kabuğu Dört. nedir görünüyor. Tamam, bunu anlattık. Cephe kaplama malzemeleri. Tamam. Bu uygulama yönünden dış cephe kaplamalarının üzerinden geçtik. Şu anda alüminyum giydirme cepheler. Evet, tamam. Buradan devam Buradan devam edebiliriz. edelim. Peki, tamam. Tamam.
En son şurada kalmıştık. Alüminyum teknik özelliklerinden bahsetmiştik. Bu alüminyum profiller aynı zamanda gümüşü bir beyaz renginden dolayı üzerine birçok renk kolayca transfer edilebilmekte. Yani herhangi bir istediğimiz ray renginde bu alüminyum malzemeyi çok rahat bir şekilde boyayabiliyoruz. Aynı zamanda elastisite modülü çok yüksek. Bu özelliği aslında onu hani darbelere karşı mukavemetlilik sağlıyor. Aynı zamanda bu sıcak ve soğuk farklılığından dolayı çok fazla da etkilenmiyor bu alüminyum. Diğer bir bileşen de cam. Alüminyum ve cam eşittir giydirme cepheler, alüminyum doğramalar. Bu cam da aslında günümüz şartlarında her tarafta gördüğümüz en önemli transparan malzemelerden bir tanesi saydığımız aslında konuttan sanayiye birçok alanda karşımıza çıkan bir malzeme. Tabii bizim mimari kesimde, inşaat kesiminde doğal ışığın yapı içine geçişini sağlarken güneş kontrolü, ısı yalıtımı, güvenlik kontrolü, gürültü kontrolü ve enerji tasarrufunu sağlayan bir eleman. Tabii buradaki günümüz şartlarında gene en çok gereksinim duyduğumuz enerji. Bu aşağıda yazan cümle çok önemli. Türkiye'de özellikle enerjinin %33'ü yapılarda tüketiliyor. Isı kaybının %30'u pencerelerden gerçekleşir. Pencerelerin de %70-80'i camdır. Bu sebeple cam enerji kaybının azaltılması açısından hayati önem kazanmaktadır. Şimdi şöyle günümüzde aslında konutlarda da hep şeyi istiyoruz. İçeriden dışarı baktığımız zaman ciddi bir perspektif, transparanlık, ciddi bir ışık alma. Bunları evimizin konforu anlamında istiyoruz. Fakat bunları yaparken de aslında hani camın ne kadar önemli olduğu ve bu cam malzemesinin bize yarattığı konforu nasıl sağlayabiliriz ve enerji gereksinimi nasıl minimize edebiliriz? Bunların faktörleri var. Aslında günümüzdeki konutlarda hani bir kattaki cam oranı artmış durumda ve o doğramanın ya da o zonun, o modülün doğramanın, giydirme cephenin, pencerenin içindeki cam oranı %70-80 civarlarında. Bu da tabii çok ciddi anlamda hem kışın hem de yazın enerji sarfiyatını daha fazla dikkat etmemiz gerektiriyor. Tabii bu camlarda istediğimiz bazı konforlar var. Bu konforlarda ısı yalıtımı. Bu ısı yalıtımında aslında üç şekilde ayarlayabiliyoruz. Bir ara boşluk. Yani tabii bu ısı yalıtımından kastımız şu. Ara boşluk ısı cam olarak düşünüyoruz. Bir tane dışarıda bir camımız var. Bir de içeride camımız var. Bu dışarıdaki camla içerideki cam arasındaki boşluktan bahsediyoruz. Bu ara boşluğun içerisinde dolgu. Yani bunu ara boşluğu havayla doldurabiliriz. Argon gazıyla doldurabiliriz. Kriptonla, xenonla. Örnek veriyorum, argon gazıyla doldurduğumuz zaman buradaki ısı transferi çok çok daha iyi oluyor. Üçüncüsü de cam üzerine uygulanan lövü kaplamalar. Bu lövüyü artık günümüzde çok fazla duyuyoruz. Lövü de aslında camın ikinci yüzeyindeki ısı yalıtımını etkileyen bir kaplama malzemesi. Bu üç tane madde bizim camdaki ısı yalıtım performansımızı etkiliyor. Örnek veriyorum, mesela sağ tarafta düz bir camda bu camın yayınımı 0,89 iken lövli camlarda, kaplamalı camlarda 0,02'lere kadar düşebiliyor. Yani neredeyse 1/40'da bir kadar da biz ısı yalıtımı tasarrufu sağlayabiliyoruz. Cam performansını belirleyen parametreler şöyle. Tabii bu cama gelen ışının yönü de çok önemli. Bizim camlarda iki tane bir önemli noktamız var. Bir, lövü dediğimiz ısı yalıtımı. Bir de solar lövü dediğimiz ışık. Aslında şunu bekliyoruz biz camlardan. Dışarıdaki ışığın yüzde kaçını absorbe edip içeriye taşıyacak. Bu belirliyor. Bunun da hem Türkiye'deki işte şişe camda hem de ithal camlarda, Gardin'de, Pilkington camlarında bu gibi birçok, belki 20 çeşit, 30 çeşit farklı farklı cam tipleri var. Yani sadece biz camlardan ısı yalıtımı sağla demiyoruz.
Aynı zamanda hem ısı hem de ışık yalıtımı da sağla diyoruz. Bunu şu şekilde daha rahat örnekleyecek olursam, işte Rusya'da ya da soğuk ülkelerde bir proje yapıyoruz, ofis olduğunu düşünelim ve bu ofisin içerisindeki enerji gereksinim anlamında camdan istediğimiz performans ile sıcak ülkelerdeki aynı kulede camdan istediğimiz performanslar birbirinden tamamen farklı. Bunun için de cam üretici firmalar her bir lokasyon, her bir iklim ve her bir şarta göre farklı 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 kaplamalı camlar üretmişler ve bunları bizim ulaşımımıza sunuyor. Alüminyumdan bahsettik, camdan bahsettik. Bir de alüminyum gidinme cephe sistemlerinden bahsedelim. Şimdi alüminyum gidinme cephe sistemleri genel olarak Türk Standart Enstitüsü'nün belirlemiş olduğu tanıtım şu şekilde. Genellikle birbirine bağlanmış ve binanın taşıyıcı yapısına ankaraj ile tutturulmuş ve bir hacmin etrafını çepeçevre saran. Aslında şu, yapının kabuğundan bahsediyoruz. Bir betonarme strüktürü var. Bu çelik strüktürü de olabilir. Bunun etrafını bir örtüyle kapatıyoruz. Fakat bu örtü o hacmi etrafını çepeçevre sarıyor. Fakat o örtüyü tutan şey de ankarajlar sayesinde binanın konstrüksiyonu tutturuluyor. İlk etapta bu. Şimdi ikinci, bu malzemenin hafif olması gerekiyor ki çünkü betonarme çok fazla yük de bindirmemesi gerekiyor. Sürekli kendi başına veya bina ile birlikte bir dış duvarın tüm fonksiyonunu yerine getirirken yapının yük taşıma özellikle hiçbirine sahip olmayan bir örtü oluşturacak şekilde araları doğrulmuş yatay ve düşey yapı elemanları tümü. Ne anlıyoruz burada? Dediğim gibi biraz önce bir betonarme konstrüksiyon var. Betonarme konstrüksiyonun üzerinde alüminyum yatay ve düşey elemanlarla betonarmeye bağlanmış sadece kendi ağırlığını taşıyan bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem dışarıdan baktığınız zaman camda olabilir, bir alüminyum levha da olabilir, alüminyum kompozit de olabilir. Her türlü farklı malzemeler kaplı olabilir bu sistem. Şimdi biz bunu yaparken fakat gidinme ceplerden de beklediğimiz şeyler var. Beklediğimiz şeyler şunlar. Evet dışarı sıcak ama biz içeride artı 23 derecede oturmak istiyoruz. İşte dışarıda rüzgar var ama rüzgar sesini içeri almak istemiyoruz. İşte dışarıda ciddi anlamda bir güneş var, yağış var, su almasın. İşte güneş ciddi anlamda bizi rahatsız etmesin. İşte depremde bir sistem var. Bu sistemin depremdeki hareketini biz nasıl bir toleranslar içerisinde sağlamalıyız? Gibi 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 aslında biz bu camdan, bu alüminyumdan çok ciddi anlamda bir performans bekliyoruz. Bu tabii binaya dışarıdan baktığımız zaman bu giydirme cepheler aslında kendi arasında üçe ayrılıyor. Bu üçe ayrılan sistemler neler? Bir çubuk sistemi, yarı panel sistemi ve panel sistemi. Bizim şu anda günümüzde sizlerin de birçok projede görmüş olduğu sistem çubuk sistemi. Yani sistem firmaları profilleri 6 metre ya da özel boylar halinde fabrikalarını getiriyorlar. Orada yatay ve düşeyler gerekli ölçülerinde proje ölçülerinde kesiliyor. Ve kesildikten sonra şantiyeye gönderiliyor. Şantiyede bunlar birbirine legolar gibi birleştiriliyor ve onun üzerine cam montajı yapılıyor. Ve kapaklıysa kapaklı, işte silikonsa silikon dediğimiz aslında demountable sistemler. Şimdi yarı panel sistemlerle panel sistemler aslında biraz da fabrikasyon sistemler. Bunlar da mamul aslında yerde bitiyor. Yerde biten mamul gerekli sevkiyat işlemi tamamladıktan sonra yapıların üzerlerine montajlarını yapılıyor. Bunların ayrıntısını biraz ilerleyen saatlerde göstereceğim. Şimdi çubuk sistemler hani neden çubuk sistemler kullanıyoruz? Şimdi çubuk sistemler aslında biraz da esnek sistemler. Çünkü hani 6 metrelik ya da 7 metrelik, 8 metrelik boy profilleri hani çok rahat bir şekilde sisteme göre işte kesilebiliyor, imat yapılabiliyor. Bunların sevkiyat da daha rahat oluyor. Fakat bu sistemlerin de şantiyede uygulaması çok çok daha zor. Çünkü
Her bir işte ilk önce ankrajlar bağlanacak. Ankrajlar bağlandıktan sonra profiller bağlanacak. Onunla yatay profiller bağlanacak. Onun üzerlerine camlar monte edilecek. Her biri aslında ayrı ayrı modüler sistemler. Burada kalite kontrol çok çok daha ön plana çıkıyor. Bu panel sistemlerden ayıran en önemli farklılık buradaki montaj işçiliği panel cephe ve yarı panel cephe sistemlerine göre çok çok daha fazla. Bu aslında bu görsel projenin kesit ve görünüşü. Karşımızda betonarme bir döşeme var. Kesitlerde görmüş olduğumuz gibi iki katını giydirme cepheyle kapladığımızı düşünelim. Burada bu B2 ve B1 dediğimiz ölçüleri tamamen projenin tasarımıyla alakalı olan bir ölçüler. Tamamen onların ölçüyle B2'yi küçültüp B1'i yükseltip B1'i küçültüp B2'yi yükseltebiliriz. Bunlar kendi içerisinde yani yatayı ve düşeyi aslında kendi arasında çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Tamamen bir dışarıdan baktığımız zaman ne göreceğiz? İkincisi içerideki tasarım ve içerideki fonksiyona göre giydirme cepheler nereye geliyor? Mesela bazen şunu çok fazla görürsünüz. Birazcık da böyle hani interaktif de olmaya çalışacağım. Hem günümüzde de bağdaştırmaya çalışacağım. Çünkü bu detayları çoğumuz belki görmemiş de olabilirsiniz. Mesela bazen şey görüyoruz. İşte içeride bölücü bir duvar var. Ama bölücü duvarın aksı tam dışarıdaki giydirmeci profiline değil cama gelmiş. Bu sefer orada uygun olmayan bağlantılar, uygun olmayan flashing malzemeleri karşımıza çıkabiliyor. Bu sistemler döşemeye ankrajlar sayesinde tutturuluyor. Aslında alt kattaki B2, B1 bir profil dersek, üst kattaki B2, B1 de bir profil. Bunlar dilatasyon profilleri sayesinde birbirlerine tutturuluyorlar. Bunlar da bizim giydirme cephelerimizin duvarla, döşemeyle bileşim detayları. Tabii ki böyle çok karışık gelebilir. Hep şu örneği veriyorum. Hani öğrenciyken bir pencereyi biz tek bir çizgi halinde çizerdik. Fakat günümüzde o tek çizginin şu anda karşımda işte taş jünleri, bir yandan işte galvaniz sacılar, epidiyem membranlar, bir yandan butil mastikler, silikonlar, taşıyıcı elemanlar gibi böyle karşıma çıkıyor. Tabii bunlar bu işin olmazsa olmazları. Bunlardan yapmış olduğumuz eksiklikler günümüzde işte o cepheden istemiş olduğumuz performansı riske atmış oluyoruz. Örnek veriyorum orada kullanmadığımız bir epidiyem membranın her zaman için su girişi riskini ön plana çıkartıyor. Kullanmadığımız taş yünü yoğuşmayı ön plana çıkartıyor. Kullanmadığımız statik hesap olarak tutmayan bir ankraj, dübel ve çelik takviye o sistemin ayakta durmamasını ve işte depremde rüzgar yüküne karşı çok da sağlıklı olmayacağını gösteriyor. Yani buradaki aslında tüm elemanlar bizim cepheden istemiş olduğumuz performansı yerine getiriyorlar. Bu da çok fazla bu şey görürsünüz. Yani taş yününü çok fazla görürsünüz. Çünkü ha, transparan malzemeler. Hani şey gibi düşünmemek lazım. İşte BIMS yap, dışarıya kaba sıvasını at, bir mantolama yap. O BIMS'teki o ısı etkenliği aslında çok çok daha fazlasını biz camdan bekliyoruz, alüminyumdan bekliyoruz. Onun için bizim olmazsa olmazımız gerekli işte iklim koşullarına göre buraya kullanacağımız taş jünleri ve yine de olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de su yalıtım malzemeleri. Bu günümüzde birçok yaşayanlar hem ofis olarak hem de konaklama olarak kullanan kişiler bu giydirme cephelerden her zaman için böyle bir rahatsızlıklarını belirtmişlerdi. İşte çok fazla gürültü geliyor, ses geliyor, alt kattakinin sesi geliyor. İşte üst kattakinin işte suyu borusu patlamış bize akıyor. İşte yangın anlamında kattan kata geçiyor. Aslında bunun her birinin bir mantıklı isyanları da var. Ama bu mantık isyanlarının da her birinde bir çözümü var. İşte bizler bu şekilde o hem teknik anlamında hem de gereksinim anlamında gerekli teknik şartnameleri ve detayları hazırlayarak o sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
Burada bu fotoğrafta ben aslında şunu anlatmaya çalıştım. Sol en üst köşede bir tane bizim betonarme bir yapımız var. Hani bu girilme cephe nasıl devam ediyor onu anlatmaya çalıştım. İlk önce topograf ekibi bu betonarme yapıyı Total Station yardımıyla ölçümünü yapıyor. Ölçümünü yaptıktan sonra bu bizlere ikinci fotoğraftaki çizimi gönderiyor DVG ortamında. Biz bu DVG ortamında göndermiş olduğu çizimi hem X hem Y hem de Z eksenini değerlendirerek uygun olan ankarajı seçiyoruz. Uygun olan ankarajı seçtikten sonra ve uygun olan statik hesap yapıldıktan sonra, dübeller seçildikten sonra topograf ekibi bizim mimari projemizdeki noktaları yani gidilme cephe akslarını betonarmeye işliyor. İşledikten sonra tabii ki bunlar 5-6 katlı, 10 katlı kuleler olabilir, katlı yapılar olabilir. İskeleler sayesinde, sepetler sayesinde bu ankrajın aksları topografın atmış olduğu noktanın akslarına bağlanıyor. Bağlandıktan sonra tabii bunun hepsinin aynı hizada olması gerekli, hepsinin aynı düzlemde olması gerekiyor. O fabrikada kesilen giydirme cephe profilleri, yatay ve düşeyler bu ankrajlar sayesinde cepheye asılıyor. Asıldıktan sonra yataylar, düşeyleri birbirine bağlanıyor. Gerekli profiller var, işte dilatasyon profilleri var, fitilleri var. Her şey bittikten sonra çok basitçe anlatıyorum. Geliyor, seçmiş olduğumuz cam bu yatay ve düşeyin içerisine giriyor. Eğer kapaklı cephe ise girilmece profilin aksarına kapak bağlanıyor. Değilse silikon cephe ise silikon çekilip işlem bitiyor. Aslında temel olarak basitçe anlatılan şekli bu. Tabii biraz önce basitçe anlattım ama şimdi bu görseller biraz kafanızı karıştırabilir. Bu tasarıma da ciddi anlamda etkiliyor. Eğer örnek veriyorum sizin cephenizin içerisinden çıkan bir güneş kırıcılar, cephenizin içerisinden çıkan bir kedi yolları, işte cepheniz içinizden çıkan bir görsel çelikler, levhalar varsa bu işlemler biraz da önem arz ediyor. Mesela bu projede bir güneş kırıcılar vardı. İşte güneş kırıcıların önleri kedi yolları vardı. Biz bu sistemi gene biraz önce giydirme cephelerin ankrajı nasıl betonarme döşeminden çıkarttık. Bu sefer kedi yollarında döşeminden çıkartmamız gerekiyordu. Ama aynı zamanda cephenin içine çıkartmamız gerekiyordu. Ciddi anlamda böyle riskli bir projeydi. Fakat doğru detaylar çözüldüğü müddetçe gerçekten bir şikayette karşılaşmıyoruz. Örnek veriyorum mesela bu proje yapalı 2015 8 yıl olmuş. 8 yıldan beri bu projeyle ilgili bize bir şikayet gelmedi. Mesela ortadaki detay dilatasyon detayı. Biz evet düşeylerde dilatasyon profilleri çözebiliyoruz ama yataylarda ya da binada kendi içerisinde dilatasyon varsa sonuçta giydirme cephe sistemini betonarmeye bağlarken kendi içerisinde çalışmasını istiyoruz. Ama sistemleri birbirine bağlarken özellikle dilatasyon varsa zaten birbirine bağlamak mümkün değil. Bunları da dilatasyon detaylarıyla çözmüş oluyoruz. Şimdi bunların hepsini anlatırken tabii bunların da bir testleri var. Yani cepheden beklentimiz var ya, cepheden istemiş olduğumuz bir performans değerleri var ya, bizi bu cepheden istemiş olduğumuz performans değerlerini şunu demek istiyorum. Bir villada İki katlı ya da tek katlı bir binada kullanacağınız giydirme cephe profilinin kesiti ile 25 katlı bir kulede kullanacağınız giydirme cephe profilinin kesiti birbirinden farklı. Onun için en başta rüzgar yükleri farklı, istemiş olduğumuz her türlü performans değerleri aslında birbirinden farklı. Onun için biz bazı özel projelerde bu sistemle seçmeden önce şunu yapıyoruz, teste tabi tutuyoruz. Bunlar laboratuvar testi. Aslında sistemlerin bize sağlamış olduğu soft halinde İşte diyor ki sizin giydirme cephenizin rüzgar dayanım birimi budur. İşte su dayanım birimi budur. Statik anlamında siz buraya kadar yapabilirsiniz diye bize bu verileri veriyor ama biz tasarımlar birbirinden farklı olduğu için biz bunları daha öncesinden teste tabi tutuyoruz. Örnek veriyorum mesela şu ortadaki ses geliyor mu bilmiyorum. Ortadaki mesela su basınç testi. Bu cephedeki belli bir modülü
mock-up halinde test merkezinde kuruluyor. Test merkezinde kurulduktan sonra belli bir basınç altında aslında cepheye bir yağmurlama, sulama işlemi yapılıyor. Bu kabinin içerisinde de negatif bir basınç altında dışarıdaki suyu çekiyoruz. Bu sefer buradaki suyun, özür dilerim, buradaki cephenin performansına bakılıyor. Bunu durdurayım. Bir de şunu açayım. Bu da dinamik basınç testi. Kadar yeterli. Bu biraz önce anlatmış olduğum sistemler hem çubuk sistemleri için hem de panel sistemleri için bu testlerin hepsi hem de yarı panel sistemleri için hepsi için geçerli. Şimdi çubuk sistemler dediğimiz gibi eskiden gelme hani daha pratik, daha ekonomik, daha böyle modüler ama çok çok daha fazla işçilik gerektirecek daha basit sistemler, çubuk sistemler. Fakat şimdi yarı panel sistemlerle panel sistemlere geçtiğimiz zaman bu olay birazcık daha değişiyor. İşte bazı yabancı kanallarda böyle işte farklı işte yapı programları oluyor. İşte orada kulelerde işte paneller aşağılardan geliyor, yukarılara işte vinçler sayesinde asılıyor. İşte bir günde şu kadar metrekare iş bitiyor. İşte bu sistemler bizim yarı panel sistemleri, panel sistemleri dediğimiz sistemler. Bunların mantık olarak şu, gene tasarımı mimar tarafından tasarım yapılıyor. Yapılan tasarım tasarım yapıldıktan sonra bu cephe bölüntülerini belli bir modül halinde ortaya çıkıyor. Şu örnek veriyorum. Cephenin bölüntüsü kaça kaç? 2 metreye. Kat yüksekliği kaç? 3 metre. İşte 2 metre, 3 metrelik modüller halinde kaç tane projenizde panel var? Örnek veriyorum şu anda 1000 tane panel var. Siz bu 1000 tane paneli fabrikada yerde yapıyorsunuz. Bir modül haline getiriyorsunuz ve bu modülleri yapının olduğu şantiyeye sevk ediyorsunuz. Vinçler yardımıyla, işte örümcekler yardımıyla bu panelleri cepheye asıyorsunuz. Çok düz mantıklı baktığımız zaman bu. Bunlar daha fabrikasyon sistemler, daha montaj işçiliği daha az sistemler, imalat işçiliği biraz daha fazla fakat ayaklarınızın yere bastığı yerde imalat yaptığınız için bu işlemlerin kalite kontrolleri daha önemli. Kalite kontrolü daha önemli olduğu için daha kaliteli ürünler ortaya çıkıyor. Aslında panel sistemlerle, çubuk sistemleri birbirine ayıran önemli özellik o. Şöyle söyleyeyim. Şimdi çubuk sistemlerde işte sepetler bir aşağı bir yukarı iniyor. Bir yandan profiller bağlanıyor. Bir yandan yataylar bağlanıyor. Bir yandan camlar yapılıyor. Bunun süresiyle işte hazır olan bitmiş ürünün cepheye montaj süresi tabii çok çok daha farklı. Örnek veriyorum bir günde işte ortalama 20 tane panel astığımızı düşünürsek ortalama bir tane panel de 2 metre 4 metre dedik 8 metrekare yaklaşık bir günde 160 metrekarelik bir alan kapatıyorsunuz. Ya 1600 metrekarelik bir cepheniz olsa siz bu işi 100 günde bitiriyorsunuz. Ama çubuk sistemlerde olay öyle değil. Bu da panel cephenin detayları. İşte panel cephelerde de çubuk sistemlerden daha farklı olaraktan artık bunlar her bir panel kendi içerisinde statik olarak, basınç olarak bir performans bekliyoruz. Çünkü bu panelleri birbirine bağlayan şeyler, ankrajlar ve iki panelin de birbirine bağlayan şeyler de kendi içerisindeki paneller. Artık biz her bir panel kendi içerisinde bu hareketi sağlıyor. Aslında dışarıdan baktığınız zaman bu proje işte bu bina panel mi stik mi olduğunu çok fazla anlamazsınız. Sadece bunun imalat ve montaj anlamında anlaşılıyor. Çok fazla bu derinliğe girmek istemiyorum. Kafanızı artmak istemiyorum. Bu panel cephe mesela bir fabrikadan çekilmiş olan fotoğraflar bunlar. Dediğim gibi bu modülleri fabrika ortamında işte usta bunları çatıyor. Gerekli işte silikonların mastiklerini, ankraj elemanlarını, işte galvaniz taçlarını bunların hepsini birleştiriyor ve artık paneller
şu hale geliyor. İşte bu hale geldikten sonra gerekli sevkiyatları şantiye sahasına geliyor ve bunlar artık vinçler yardımıyla asılıyor. Bu panel sistem ankaraj görseli, bunu özellikle koydum. Hani bu işin ne kadar böyle hani çok da basite indirgenmemesi gerektiğini anlatmak için. Mesela bu ankaraj döşemenin üzerlerine bağlanan paslanmaz galvanizden yapılan böyle profil levhaların et kalınlığının böyle 6-8 milim olduğu, böyle kimyasal dübellerin kullanıldığı, gerekli X, Y ve Z düzleminde gerekli ayarların yapılmış olduğu bir ankaraj. Aslında her şey bu ankarajda bitiyor. Bu ankarajlar doğru ve düzgün yerindeyse paneller geldikten sonra bu ankarajlara böyle dişli erkekli anahtar kilit yardımıyla bağlandıktan sonra gerekli işte kod ayarları oradaki cıvatalar sayesinde yapılıyor ve bütün panel sistemleri aynı hizaya gelmiş oluyor. Bu Ankara'da bir proje Yıldız Kule diye Oran tarafında. Mesela burada köşe işte hani paneller geliyor sahaya asılıyor. Mesela en sağdaki fotoğraf kulemişten inen bir halat var. İkinci katta da iki tane usta var. İki tane usta bu 2 metreye yaklaşık işte 6 metre karelik bir paneli iki kişiyle asabiliyor. Diğer yanındaki menfez mesela sadece bunu cam olarak düşünmeyin. Tasarımsal anlamda bunu hani menfez, taş, işte seramik, ahşap, cephede ne varsa bunların hepsini panel cephe sistemiyle çözebilirsiniz. Sadece olaya cam anlamıyla bakmamak gerekiyor. İşte burada görmüş olduğunuz gibi bazı fitiller var. Bunların hepsi su, ses, ısı, yangın yalıtımı sağlayan fitiller, malzemeler. Bu ankarajları koruma altına alıyoruz. Çok önemli çünkü ankarajın bir korozyona uğraması istemiyoruz. Her ne kadar paslanmaz da malzemeler de kullansak İleriye dönük ankarajları bu galvaniz saclarla, böyle kutularla koruma altına alıyoruz. Ve o saclar da aynı zamanda yangın yalıtım özelliğini de sağlıyor. Bu biraz önceki projenin mesela en son bittiği zaman en sağdaki gibi oldu. Bu tabii şöyle, bu panel cephelerde bu proje örnek verirsek aslında kolay bir proje. Çünkü sizin yapmış olduğunuz paneller sadece ölçüleri değişik. Farklı farklı üç boyutlardaki paneller ortaya çıkmıyor. Mesela örnek veriyorum günümüzde hani reklamlarda da çıkıyor. İşte İstanbul Ataşehir'de finans merkezinde yükselen iki tane bir kule var. Vakıfbank'ın kuleleri. Kent içerisinde tamamen böyle burgulu bir kule. Bir tanesi uzun, bir tanesi daha kısa. Orada bilmem kaç bin adet panel var ve bilmem kaç bin adet şey var. Birbirinden farklı paneller var. İşte bu da projenin ne kadar aslında zor olduğunu gösteriyor. Tabii onlar tamamen modellemelere falan geçiliyor. Bunlar hani iki boyutta çok rahat bir şekilde çözülebilen sistemler. Panel cephe sistemleri. Şimdi sistemleri anlattık fakat dışarıdan baktığımız zaman ne göreceğiz? Dışarıdan baktığımız zaman aslında komple yatay düşey kapaklı cephe sistemlerini görebilirsiniz. İşte şunu görebilirsiniz. Ben düşeyde kapak istiyorum ama yatayda silikon istiyorum. Ya da ben yatayda kapak istiyorum, silikon istiyorum, düşeyde kapak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da ben yatayda ve düşeyde silikon istiyorum diyebilirsiniz. Ya da bu kapakların tamamen ölçülerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Aslında tamamen tasarımınızla alakalı olan bir durum. Şimdi alüminyum gidilme cephe seçiminde birazcık hızlı gideceğim. Sonra birazcık daha böyle soru cevap şeklinde de geçmek istiyorum. Şimdi alüminyum gidilme cephe seçiminde etkili olan kriterler şu. Öncelikle hani günümüz şartlarında tabii bu ekonomide ciddi anlamda hani maliyetler arttığı için ilk başta müteahhitler hani mimarlar ne kadar böyle tasarıma falan dikkat etse de müteahhitler ilk başta bunun ekonomisine bakıyorlar. İşte kaç metrekarelik yer kapatırsak bize maliyet ne kadar olacak gibi birçok soruya maruz kalıyoruz. Ama tabii tasarımdan da çok çok da vazgeçmek istemiyoruz. Burada işte ekonomiye bakıyoruz. Estetik olarak tatmin edici mi? Hava şartlarına karşı yalıtımlı mı? Strüktürel olarak sağlam mı? Güvenilir mi bu cephe sistemler? Hepsini matematiksel anlamda sorguluyoruz.
Tabii biz buna sorgularken biraz önce demiş olduğum bir kelime var, matematiksel anlamda. Aslında cephe işi, giydirme cephe işi, cam işi, alüminyum işi, bunların hepsinin aslında matematiksel anlamda bir karşılığı var. Aslında bir nevi cephe bir mühendislik işi, mimarın yanında. Tamamen hani 2 artı 2 eşittir 4, biz bunu aslında cephelerde görebiliyoruz. Yani oraya kullanacağımız camın kombinasyonunun, oraya kullanacağımız giydirme cephenin kestinin et kalınlığı, oraya kullanacak olan ankrajın neden öyle bir ankraj olduğu, bunların hepsinin bir matematiksel değeri var ve bunların da bir standartları var. Bu standartlar hem Türkiye'de TSE'nin yapmış olduğu standartlar var, hem de Europe standartları mevcut. Bu standartlara göre devam ediyoruz. Aslında buradaki özetler, biraz önce size anlatmış olduğum, sözde ifade etmiş olduğum yazılıları. İşte alçak yapılarla yüksek yapılan birbirinden farkı rüzgar. İşte rüzgar etkisini arttırdığı zaman farklı farklı türbülans etkileri ortaya çıkıyor. Tabii yüksek yapılarda ısı kayıp kazancının daha yüksek olması bekleniyor. Bu şekilde. Bunlar çok da. Bu da şu çok önemli, onu değineceğim. Şimdi biraz önce ben panel cepheleri ve işte stik cepheleri anlattık ya. Biz her zaman için tabii ki panel cephelerden yanayız. Çünkü sistemler ne kadar uygulamaya dönük olsa da sonuçta bunu yapan, montajını yapan kişiler hani kullar, yani insanlar. Biz mümkün olduğu kadar oradaki işçilerimize, ustalarımıza çok fazla yorum yapma kabiliyetini ortadan kaldırmak istiyoruz. Çünkü demiş olduğum için bu cephe işi tamamen teknik bir iş, tamamen mühendislik bir iş. Orada atacakları bir tane vidanın ya da atmayacakları bir tane vidanın ya da çekmeyecekleri bir tane silikonun ya da çekecekleri bir tane fitilin çok önemli olduğu için, sistemi de etkileyeceği için biz her zaman için panel cephe taraftarı oluyoruz. Çünkü kalite kontrolü çok çok da önemli. Şöyle bir örnek vereceğim. Neden panel cephe? İşte İstanbul'un göbeğinde Levent'te işte 40 katlı, örnek veriyorum, bir tane ofis projesi yapılıyor. Ve komple mimari tasarıma göre komple cam. Siz bunu panel cepheli yaptınız, bitirdiniz. Bununla ilgili bir arıza, bir sıkıntı olduğu zaman en azından sadece o modülle, içeriden müdahaleyle bunu çözebilirsiniz. Fakat siz bunu stik cephe yaptığınızı düşünün. 38. katta çalışan ustanın o giydirme cepheyi nereden vida attığını veya da o vidanın nereye gittiğini analiz etme, tespit etme şansınız çok zor. Yani hani çok böyle uç bir örnek verdim, daha böyle kafamızda yer etsin diye. Şimdi alüminyum giydirme cephe sistemlerinin uygulama öncesi seçim süreci. İşte bizim binamız var. İşte bu binamızda ilk başta işte bir planlama yapıyoruz. Bir inşaat modülümüz var ve bu ne amaçla kullanacağımız bu belli. İşte bunun öncesinde bir avant projesi yapılıyor. İşte bir kesin proje yapılıyor. Ondan sonra uygulama projesi yapılıyor ve ihaleye çıkılıyor. İhale çıkıldıktan sonra da ihale alan firma bu işlemin hepsini yapıyor. Burada dikkatinizi çekmem gereken şey şu: avant proje, kesin proje, uygulama proje ve hatta ihale aşamasında bile danışman hep bir müdahale olması gerekiyor. Bu danışman nedir? Cephe danışmanı. Birazcık da kendi mesleğim, ondan da bahsedeyim. Aslında cephe danışmanı şu: sizin bir projeniz var ve cephesinde bir şeyler tasarlamak istiyorsunuz dolayısıyla. Bu tasarladığınız tasarımın, istemiş olduğunuz tasarımın uygulanabilirliğini daha proje aşamasındayken, belki daha eskiz aşamasındayken müdahale olaraktan bunu sağlıklı ve uygulanabilir hale getiriyoruz. İşte avandan kesinden, kesinden uygulamaya, uygulamadan ihaleye, hep buralarda danışmanlarla fikir alışverişinde sağlıklı bir proje ortaya çıkmış oluyor. Tabii mal sahibinin hedefleri bariz. Bir ekonomi, tabii kaliteli de olsun, aynı zamanda fonksiyonel olsun, aynı zamanda estetiksel olsun, çevreye uyumlu olsun, sonuçta bir prestiji de olsun cephenin. Ama tabii ekonomiye de maliyet fayda ayrılıyor. Yani buradaki o ekonomiden beklentimiz şu:
Buradaki diğer işte 2, 4, 6 tane maddenin 5 tanesi evet ama ekonomi hayır. Bu sefer şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Görsel yakalayabiliyoruz, fonksiyon da yakalayabiliyoruz belki ama bu ekonomi düşüreceğiz diye işte statik hesaptan, işte yalıtımlardan vazgeçtiğimiz zaman o da aslında bir işe yaramamış oluyor. Bunların hepsi aslında belli bir oran içerisinde, bütün bu etkenler belli bir oran içerisinde gitmesi gerekiyor. İşte bu seçim sürecinde, bu giydirme cephe sistemli seçim sürecinde yine danışmanlar, yükleniciler, mağaza sahipleri, mimarlar hepsi aslında birbiriyle iletişim halinde. Mimar hiçbir zaman şunu diyemiyor. Mimardan kastım proje müellifi. Ben bunu istiyorum, bundan vazgeçmem diyemiyor. Çünkü bir yüklenici tarafı var. Yüklenici diyor ki ya işte hanımefendi, beyefendi, sizin tasarlanmış olduğunuz ürün, tasarlamış olduğunuz proje çok maliyetli. Birazcık bundan vazgeçmemiz lazım. İşte mal sahibi ondan diyor ki neden böyle? Yani hep bir böyle telefon alışverişleri, mailler, işte projenin böyle revizyonu, gel git, böyle karman çorman böyle bir iletişim ağından sonra işte bir proje, bir cephe ortaya çıkıyor aslında. Burada cephe danışmanı şöyle düşünebiliriz. Bir mimar var, iki mal sahibi var, üç de yüklenici var. Aslında cephe danışmanı bu üç tane ana birey arasındaki tampon eleman. Yani şunu diyemez cephe danışmanı. Ben yüklenicinin çalışanıyım, yüklenicinin adamıyım. Mimar çizmiş ama ben mimarın çizdiğini yapmayalım. Biz bak böyle de yaparız deme hakkım benim yok. Her zaman için ben özellikle kendim de mimar olduğum için mimardan tarafı oluyorum. Ama mimarın da yapmış olduğu çizimleri birazcık böyle törpülememiz gerekiyor. O zaman güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Şimdi alüminyum giydirme cephe sistemli seçim sürecinde teklif hazırlama. Bu da aşamalarını biz burada size gösterdik. Bu aşamalarda şöyle. İlk başta mimari projeden, mimari ofisten projeler çıkıyor. Projeler yükleniciye gönderiliyor. Yüklenici proje aldıktan sonra tabii betonarmeye, ince işlerini falan filan yapıyor ama bir yandan da aslında aklında ya bizim cephemiz var. Bu cephe nasıl olacak? Ben burada ne kullanacağım? İşte alüminyum doğramalar ne olacak? Sürme doğramalar mı olacak? İşte kanatları ne olacak? Acaba komple cam mı yapsam? Acaba camın rengi ne olsa? Gibi gibi böyle birçok kafasında soru işaretleri oluşuyor. Tabii proje müellifi, mimar ne kadar bu sorunun cevabını verse de tam anlamıyla o sorunun cevabını almış olmuyor yükleyici. Bunun üzerine kafa karışıklığıyla beraber bir cephe danışmanıyla anlaşması gerektiğini düşünüyor. Ve cephe danışmanı projeyi alıyor. Projeyi aldıktan sonra o projenin uygulanabilir hale getiriyor. Ve onun metrajını çıkartıyor, teknik şartnamelerini hazırlıyor, detaylarını hazırlıyor. Ve bu ihale dosyasını aslında hepsini yüklenici firmaya gönderiyor. Diyoruz ki biz siz bu ihale firmasıyla isterseniz Kıbrıs'a örnek vereyim. Lefkoşa'daki herhangi bir alüminyumcuya, isterseniz işte Lefke'deki herhangi bir alüminyum firmasına bu teknik şartname, bu detaylı bu metraj dosyasını gönderdikten sonra siz artık elma ile elmayı sistemle sistemi çok rahat bir şekilde karşılaştırabilirsiniz diyoruz. Bunu karşılaştırdıktan sonra da artık yüklenici firma hangisine o işi yapabileceğine inanırsa o firmaya işi veriyor. Verdikten sonra da şunu yapıyor. Yüklenici firma cephe danışmanı diyor. Sen diyor şimdiye kadar benim bu işlemi yaptın. Bundan sonra diyor bu firma diyor işi aldı. Fakat bu işi alan firma senin teknik şartnamelerine, senin detaylarına göre bu işi yapıyor mu yapmıyor mu diye gel kontrol et diyor bize. Biz de onları haftalık, 15 günlük, aylık periyotlarla projenin büyüklüğüne göre belki de işte haftanın 3 günü denetliyoruz. Ve bu net denetlediğimiz firmayı da rapor halinde yüklenici firmaya sunuyoruz. Ve buna düzeltilmesini sağlıyoruz. Proje de bu şekilde devam ediyor. Tabii bizim bu giydirme cepheleri yaparken nelere dikkat etmemiz gerekirken hani demiştim ya bu şeyler düşeyde ve yatayda bununla istediğimiz gibi oynayabiliyoruz diye. Bunu da aslında şuna belirliyor. İşte projedeki örnek veriyorum asma tavan kodu nedir? İşte içeride nasıl bir oda var? Yani içerideki oda belki de güneşin girmeyeceği, güneş ışıklarının girmeyeceği bir oda, öyle bir oda tasarlanmıştır. Bunların hepsi aslında
modülasyonu etkiliyor. İşte bazı yerlerde betonarme mi var, bazı yerlerde çelikle mi geçmiş, işte kaç metre açıklık geçmiş, bu açıklığı geçerken çelikle mi geçeceğiz yoksa farklı bir malzemeler mi geçeceğiz, bunun hepsini bir modülasyonun bu etüdü ya bu modülasyon etüdü için gerekli olan kalemler. Bu teklif hazırlama sürecinde tabii ki birçok kalem var. Bunlar hepsini anlattım biraz önce. Bunu da geçelim. Bunları da anlattık. Bu maliyet hesabı tabii demiştim günümüzdeki şartlarda hatta daha öncesinden bundan sonra da olacak. Maliyet bizim için çok 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 önemli. Bir yanda proje müellifinin tasarımı var. Bir yanda uygulayıcı var. Müteahhit arada kalmış durumda. Ne yapacağını bilmiyor. Bu sefer de biz biraz da orta yolu bulmaya çalışıyoruz aslında. Çünkü yaklaşık bir projede yapının kabuğu o projenin %30'u geliri kadar, gideri kadar maliyeti anlamında. Tabii %30'u çok ciddi bir bedel, bütçe. Burada seçtiğimiz aksesuarlarla, profillerle yapacak olan firmanın kabiliyetiyle bunun hepsini aslında bir değerlendiriyoruz. Bazen öyle bir şey oluyor ki çok uygun fiyat teklif veren firmaya bu işi vermiyoruz. Çünkü biliyoruz ki o firma bu işe kamikaze girmiş, sırf para ihtiyacı olduğu için girmiş ama iş bitmiyor gibi 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 birçok sorunlarla karşılaşıyoruz. Onun için burada hani optimum düzeyde projenin devamı verilen tarihte projenin teslimi önem arz ediyor. Genel olarak böyle bir saat, evet, 50 dakika içerisinde toparladım. Bundan sonra sorusu olanlar varsa en azından sorularını cevaplayabilirim. Alıp çok güzel izledim ben. Merak ettiğim bir şey var. Bu sizlerle ilgili biraz bilgi aktarabilir misin? Neyle ilgili hocam anlayamadım. Şu anda sesim geliyor mu? Evet şu anda geliyor. Geliyor mu? Evet geliyor hocam. Tamam. Cephede yapılan testlerle ilgili su testi ve sanırım rüzgar testi veya deprem testiyle ilgili söyledikler. Şimdi bunlar, bu testleri kimler yapıyor? Hemen söyleyeyim. Türkiye'de 3 tane akredite olmuş bir kuruluş var. Bunlar tamamen bağımsız, akredite olmuş kuruluşlar. Tabii bu test merkezleri özel kişiler tarafından kurulmuş. Fakat akredite olmuş kuruluşlar. Biz cephedeki modüllerimizi oraya götürüyoruz. Aslında işte 10 bin metrekarelik bir projede 20 metrekaresini bitmiş olan ürünü biz oraya götürüyoruz. Aslında 10 bin metrekarenin bir nevi orada örneğini de test etmiş oluyoruz. Performansını test etmiş oluyoruz. Buradaki kriterler tamamen Türk Standartları Enstitüsü'nün ve Avrupa normlarının belirlemiş olduğumuz kriterler. Bu kriterlere göre cepheler teste giriyor. Tabii ki bunlar hem yazılımsal anlamında hem de mekanın genişliği ve oradaki operasyonu hazırlamak anlamında ciddi anlamda hani emek verilmiş bir sistemler bunlar. Hani yazılımsal anlamda. Çünkü belli bir basınç altında tutuyorsun sistemi. İşte hangi seviyeden sonra artık sistem kendini taşımıyor ya da taşıyor. İşte kaç lık bir deprem altında cephe ne oluyor? Ciddi anlamda bir dinamik yükler yükleniyor. İşte uçak motorlarıyla sular veriliyor falan filan. Aslında cepheyi biz yoruyoruz. Ondan istediklerimizi sunuyoruz. O onlara karşı nasıl bir amorf değişikliği mi oluyor? Profiller bükülüyor mu? Yoksa cam kırılıyor mu? Aslında her şeyi biz o testlerde yapıyoruz. O testlerden almış olduğumuz verilere göre de ya sistemimizi değiştiriyoruz ya da
o almış olduğumuz değerlere göre artık proje devam ediyor. Şöyle bir şey var hocam. Biz bu testleri tüm proje için uygulamıyoruz. Bu belki bundan sonra soracağın soru da bu olabilir. Bu testleri tüm proje için uygulamıyoruz. Çünkü artık sistem firmalarının, yani burada marka ve isim vermekten sıkıntı yok. Zaten 8-10 kişiyiz. Hani Çuhadaroğlu, işte Asaş Alüminyum, işte Şuko Alüminyum, işte Sapa Alüminyum, bu tarz sistem firmalarının zaten bu profiller için hazırlamış oldukları zaten veriler var ellerinde. Ve bize teklif verirken bu veriler üzerinden veriyor. Biz de bunun kontrolünü yapıyoruz. Benim dediğim bu teste tabi tuttuğum sistemler artık çok fazla böyle işte cepheden çıkan işte uçan kolon kirişler olabilir. İşte tasarımsal anlamında farklı girinti çıkıntı olabilir. Taşlar olabilir. Ve ciddi anlamda da metrajlı bir iş olabilir. Çünkü o çok ciddi anlamda metraj işte teste verilen bütçe çok fazla, onun çok çok da küçüğü. Ama küçük işler zaten böyle bir teste girdiğimiz zaman belki toplam kullanacağınız giydirmece bir maliyeti kadar teste para vermiş olacaksınız. Yüksek katlı kulelerde yapıyoruz ki hani zaten yüksek maliyetli bir projenin orada da hem müteahhit firma hem sistem evi hem de o da cephe danışmanı aslında bir nevi kendini garantiye almış oluyor. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar dilerim. Ben de bir soru sormak istedim. Sesim geliyor mu? Evet geliyor, buyurun. Şimdi hazır. Mimarlar Odası Başkanı da buradayken belki de onu da ilgilendirir soracağım soru. Şimdi tabii biz mimarlar olarak bina cephelerine önem veriyoruz ve özenle çalışıyoruz. İşte giydirme cepheler yapıyoruz falan. Peki yani bu uygulama projeleri tasarlanır, çizilirken ilgili meslek odalarından vizelenip akabinde de ruhsat mercilerden ruhsatlanırken uygulama aşamasında bir takım şeyler yapılır. Yani şimdi somut, spesifik örnek vermeyeyim bina olarak çünkü yanlış anlaşılmasını istemem. Bazen binalarda estetik kazandırayım derken var olan yasalarda örnek verecek olursak aydınlanma değil ama havalandırma yönünden bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani örnek verecek olursak işte yaşanılabilir habitable bir odanın penceresini açıp doğal havalandırmadan bahsederim. Bu gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bu her kat için olmasa da belli bir takım şeylerde bu mevcuttur. Bu bir. İkincisi de ilgili kurumlardan, meslek odalarından onaylanan projeleri aplikasyon sırasında gerek meslek odaları ve ruhsat mercileri nasıl kontrol eder bunları? Yani bu yasalara uygun olup olmadığını, açılır mı, havalandırma olur mu? Bir de biliyorsunuz yani vizeye belki de bu giydirme cepheler sunulur mu sunulmaz mı? Çok emin olamadım. Yani bu konuları birazcık irdelemek isterdim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tabii Kıbrıs özelinde değil ama bizim Türkiye'de bile işte mimari projelerde işte ön cepheden işte belki de arka cepheden bir görünüşle ruhsat onayına gidiliyor. İşte orada giydirme cephe yazıldıktan sonra artık hani belediyelerin baktıktan sonra burası giydirme cephe mi? Evet giydirme cephe. Ama belediyedeki ilgili kişiler ya da ilgili kontrol amirleri öyle söyleyelim. Oradaki giydirme cephenin taşıyıcısına yok yangın yalıtımına, su yalıtımına, ısı izolasyonuna bakma gibi bir şeyleri yok. Yani öyle bir alanları da yok, ilgileri de yok. Bu aslında tamamen, çok güzel bir soru sordunuz, tamamen oradaki müteahhitin o cepheden istediği şeye bağlı. Müteahhitler özellikle birkaç yerde işte cepheleri yapıp da iyi bir uygulamacı firmaya vermeyip
ileride başları ağrıyorsa iki şey yapıyor. Birincisi ya bir dahaki projelerinde Gedim'e cephe kullanmıyor, vazgeçiyor. İkincisi de daha iyi bir uygulamacı firmayla yapıyor. İşte burada bu işten anlayan, bu işte en azından uzmanlaşmış kişiler müdahil olduğu zaman hem işi verirken firmalara, hani elmayla elmayı karşılaştırırken maliyet anlamında ciddi anlamda alternatifler oluyor. Çünkü tekliflerde öyle bir şey oluyor ki birisi örnek bir çıkartıyor. Bu küçük çap proje için söylemiyorum, büyük çap proje için söylüyorum. Birisi çıkartıyor 950 metrekare, birisi çıkartıyor 1000 metrekare. Şimdi bunları yapan metraj hesap edenler alüminyum firmaları kendisi. Mesela müteahhit diyor ki ya biz 950 metrekare çıkartmış, biri 1000 metrekare çıkarmış. Ama 1000 metrekare çıkartan fiyatı işte 1000 lira, 950 metrekare çıkartan fiyatı 1200 lira. Ya nasıl olacak bu iş? Ya bu sefer hani kafa tamamen böyle allak bullak oluyor. Burada bir doğru uygulamacı, iki yani iyi bir kumaş, iyi bir terzi ve bu kumaşla terziyi birbirine getiren iyi bir tasarımcı ihtiyaç var. Bunun üçü bir araya geldiği zaman güzel detaylar, güzel proje ortaya çıkıyor. Ama belediye anlamında ya da kamu anlamında bu Gedim'e cephede denetleyen bir merci yok. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Yılbay Bey, sanırım yani Kıbrıs'taki durum da hemen hemen aynı. Belediyelerde bu tür bir denetim yok, biliyorsun. Yani çok birkaç belediyemizde aplikasyon aşamasında sadece bir belediyenin aldığı sorumluluk var. Ondan sonraki aşamalarda maalesef hiç sorumluluk almazlar. Bence Bilal Bey'in söylediği terzi ve kumaş konusu çok yerinde bir tanımlama. Sorumluluk bence başta mimarlara düşüyor. Yani adanziye tasarım aşamasından uygulamaya kadar o sorumluluğu taşıyan ve yatırımcılara da yön veren olmalılar. Doğru yolu göstermeliler diye düşünüyorum. Bir ama bir örnek vermek istiyorum hocam. Sözünüzü kestim. Tabii. Daha da böyle şey, böyle ayrıntılı, böyle kafada da yer etsin diye. Projenin bir tanesinde cephe danışmanlık işi yapıyordum. Birisinin vesilesiyle beni buldular. Dediler ki işte Bilal Bey, bizim çok da işe vermeyeyim şehirde. Şehrin bir tanesinde kamudan almış olduğumuz, hatta il özel idaresinden dediler, almış olduğumuz bir proje var. Ne projesi? İşte 112 acil servis binası. Ya dedim ki hani ne yapacaksınız proje? Ya dedi, biz il özel idaresinde iş yapıyoruz. Bu çok önemli. Bundan sonra da ben il özel idaresinde iş almak istiyorum. Onun için siz gibi cephe danışmaya çalışmak istiyorum ki ileride cephelerle ilgili başımıza bir iş almayalım. İşte su almasın, üflemesin. İşte çok güzel olsun Bilal Bey. İşte biz sene çalışalım. Ya dedim ki hani emin misiniz? Hani çok büyük proje değil. Yok dedi, biz sene çalışmak istiyoruz. Peki dedim. Daha ben anlaştım. İşte o ihale aşamasına hazırlanacağım. Detayları hazırlanacağım. Teknik şartnamesini hazırlanacağım. Metrajını çıkartacağım. Aradan bir hafta geçmedi. Firma sahibi beni aradı. Dedi ki biz Bilal Bey X Alüminyum firmasıyla biz bu işi anlaştık. Dedim hayırlı olsun anlaştıysanız. Peki zaten bu ihale sürecini biz atladık o zaman böyle. Bundan sonra ne yapacağım peki ben? En azından bu adamları bir kontrol edeyim, bu uygulama firmalarını falan, alüminyum firmasını. Dedim tamam, kontrol edeyim. Şimdi dedim ama başıma dönünce en azından bir toplantı yapalım. Ya en azından siz beni buraya getirdiniz. Belli bir standartlarda olsun en azından cepheniz. Zaten benden de bunu istiyordunuz. Biz bir toplantı yapalım. Şimdi toplantı yaptım. Karşımdaki uygulamacı firmaların böyle yüzleri bir böyle aşağı gidiyor, bir yukarı gidiyor. Nasıl olacak falan filan. Ya dedim nasıl olacak bu iş? Neye anlaştınız? Hangi sisteme anlaştınız? Hangi cam kombinasyonuna anlaştınız? Hangi yalıtıma anlaştınız? Ya biz bir anlaştık bir şekilde. Peki dedik bir şekilde. Şimdi bunlar başladılar işe. Ben de her haftada ya da 15 günde bir işi kontrol ettim. Şimdi işi kontrol ediyorum ama elle tutulacak bir yanım yok. Binanın içerisinden dışarıya bakıyorum. Profillerle duvarın arasında elim dışarı çıkacak. Ne bir ısı yalıtım var, ne bir ses yalıtım var. Bu sefer de ben tabii gerekli yazılarımı yazıyorum. Oradaki firmayı da sıkıştırıyorum. Ya diyorum bak bu şekilde olmaz, ben kabul edemem. Bak bunlar beni buldular cephe danışmanı diye. En son şu oldu. O firma o işi bitirdi. Ben o işten istifa ettim. İstifa etmeden önce de şöyle bir şey oldu. Dedi ki işi bana veren firma. Ya Bilal Bey dedi, bu alüminyum uygulama firması dedi, çok fazla sıkıştırmayın dedi. Peki neden?
belli bir standartlara çıkmak istiyoruz. Ya dedi, o standart şey, siz o on firmayı sıkıştırırsanız bu firma benim işimi yapmadan kaçıp gidecek. Ben bu adamlara para vereceğim. Ya da bu adamlar benden fiyat farkı istiyor. Ben bu adamlara fiyat farkı versem bile devlet bana fiyat farkı vermeyecek. Dedim ki demek ki yani bu iş böyle oluyormuş. Ben tasım tarağım topladım gittim. O proje bitti mi? Evet o proje bitti. Ne yangın yalıtım var, ne su yalıtım var, ne akustik yalıtım var. Ve orası 112 acil servis binası. Yani demek istediğim nokta şu. Tamamen dayanıklı dövüş bir ticari anlaşma var. Bizler çok çok daha fazla buna müdahil olmamız gerekiyor. Sadece olayın gidilme cephe anlamında değil, yapının kabuğu anlamında, her türlü farklı malzeme anlamında müdahil olmamız gerekiyor. Standartlardan vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü işte kuleler yapılıyor. Yani kulelerdeki o yangın izolasyonu, o yangın zonları, seslerin birbirine geçmesi, özellikle yangın yine basıyorum üzerine. Çünkü gidilme cepheler de mekanları birbirinden bölen bir duvar değil. Sistem birbirini bölüyor mekanları birbirinden. Hem alt katlı üst katı birbirinden bölüyor hem de yan odayla öbür odayı birbirinden bölüyor. Yani mahremiyet de çok önemli. Yani giydirme cephelerden biz o mahremiyeti de sağlamamız gerekiyor. Aslında birçok etken var. O işte o etkenlerden bir tanesini bile yerine getirmediğimiz anda biz giydirme cephelerden ya da yapının kabuğundan performans beklememiz olmuyor. Yani çok güzel bir yasla bir yemek yapıyorsunuz. Çok güzel bir cephe tasarlıyorsunuz. Fakat o cepheden su aldığı anda bir tane nokta içerideki alçıpanlar kabardığı anda, zemindeki parkeler kabardığı anda o tasarımın, o verilen emeğin, o harcanan paranın hiçbir anlamı kalmıyor. İşte dediğim gibi çok iyi bir kumaş, çok iyi bir terzi ve çok iyi bir hani yükleyici, bilinçli, tamamen müteahhit mantığıyla değil, bir kaliteli proje çıkan mantığıyla bir yükleyici olduğu zaman iyi ürünler ortaya çıkıyor. Bazen şu da olabiliyor, çok iyi bir kumaş alıyorsunuz. Çünkü müteahhitin maliyetli anlamında çok fazla bir sıkıntısı olmuyor. Çok iyi kumaş seçiyor fakat terzi iyi bir terzi değilse o kumaşı mahvediyor. Bazen de çok standart bir kumaşla o terzi harikalar da yaratabiliyor. O tamamen bilinçle, uygulamayla, şimdiye kadar kaç metrekare iş yaptığıyla, o firmanın maliyet gücüyle, o firmanın teknik kadrosuyla, o firmanın çalıştırmış olduğu çırağından tut, formeline kadar ki işçi kalitesiyle kullandıkları dübellerin, yani dübellerin kullandıkları matkapların kalitesiyle bile ilgili aslında. Hepsi bir bütün teşkil ediyor. Bundan 20 yıl önce bu şikayetler çok çok daha fazlaydı. Çünkü 20 yıl önce alüminyum firmaları bunları metrekarede kiloyla satıyorlardı. Şimdi kiloyla sattıkları için her türlü düzenbazlık, hilekarlık, teknikten uzak, tamamen cephemi cephe, doğramım doğrama, bas 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 bas, sonra şikayetler, ertesi gün alüminyum firması yok, kaybolmuş. Şimdi günümüzde bu çok çok daha kırıldı. Artık böyle kiloyla satmak değil, daha fazla metrekareyle, şartnameyle, detaylarla, detaylarda kullanacak olan malzemelerin cinsleriyle artık bunları konuşur olduk. Bu konuştuklarımız büyük çaplı projelerle düşünmeyin. Bir tane 3+1 işte bahçeli bir daireden ya da bir tane müstakil evden tutun. Bilmem işte 10 bin metrekarelik, 20 metrekarelik bilmem kaç bin konutlu proje içerisinde aynı süreci devam ettirebiliyoruz. Zamanda yaşanan bu kötü hikayeler, senaryolar aslında günümüzde bazı hani her şerde bir hayır vardır artık şu anda günümüzde daha sık yaşıyoruz. En azından daha nitelikli alüminyum firmaları günümüze geliyor. Günümüzde çalışıyor, öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler Bilal. Ben teşekkür ederim. Belki önümüzdeki günlerde yüz yüze yapma şansımız olur bu eğitimleri diye şöyle aklımdan geçirdim. İnşallah. Şöyle bir şey var hocam. Biraz da böyle genel anlamda toparlamak istiyorum. Sonda cümlelerim olsun.
Özellikle bu cephe sektörü, yani bu cephe sektörünü ben biraz da önem arz ediyorum. Biraz da kendimden de örnek vermek istiyorum. Hani biz gerekli eğitimimizi, mimarlık eğitimimizi üniversite aldıktan sonra, hani bu piyasa ortama çıktığımız anda, hani bir yandan işte geçim telaşı, hani insan kendini bir yere böyle bir monte etmeye çalışıyor ya da bir şeyler becerebilir miyim acaba falan derken, ben o süreçlerden geçtiğim için söylüyorum. Ben bir alüminyum firmasına girdim. Şimdi alüminyum firmasına girdiğim anda karşımda alüminyum kasa, alüminyum kanat, pencere, işte kapı. Ya diyorum ki bu mimarlık, ben 4 yıl boyunca okudum, o kadar jüriler, işte yani yorucu bir eğitim hayatı falan filan. Şimdi karşımda kasa, kanat, alüminyum falan, acaba doğru yerde miyim? Ama birazcık sebat ettim, birazcık sabrettim açıkçası o süreçte. Bu alüminyum içerisinde, bu cam içerisinde, bu deryaya aslında, bu alüminyum cam çünkü bu derya. Bunun içerisine girdikçe aslında kendimi orada kaybettim. Ve daha fazla işin teknik boyutuna, mimari olan bağlantısına ve çalıştığım firmadan dolayı genellikle böyle büyük büyük projelerde, daha böyle elit projelerde çalıştım. Baktım ki şu günde, şu anda, hani keşke ben gibi bundan işte 12 yıl önce böyle bir sektöre başlayıp şimdi bu şekilde olan çok çok daha fazla bir teknik arkadaş olsaydı. Maalesef bu teknik arkadaş sayısı bizim cephe sektöründe, alüminyum sektöründe çok az. Çok az olduğu için bu maalesef böyle alüminyum doğramacıların eline gidiyor. Yani bu merdiven altı firmaların eline gidiyor. İşte o zaman da çok büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Hep bir üniversitedeki arkadaşlara da söylüyorum. Benim stajyer öğrencilerim de oluyor. Onlara da söylüyorum. Hep bir farkındalık da yaratmaya çalışıyorum. Yani bu cephe sektörü gerçekten uzmanlık gerektirecek ve ciddi anlamda da günümüzde enerji diyoruz, cephe diyoruz, işte görsellik diyoruz, aynı zamanda için dışa yansıması diyoruz, bir yandan fonksiyonellik diyoruz, demiştim enerji diyoruz. Ya bunun hepsini aslında başında bir mühendislik diyoruz. İşte bu mühendisliği de ilgilenebilecek, bu cepheye ilgilenecek teknik arkadaşlara gerçekten bu ülkenin ihtiyacı var. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Ağzına sağlık. Biz teşekkür ederiz biraz. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.